30 Ağustos, 5 Eylül. Değerli Oğlak burçları, nasılsınız? Yükselen ve Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam, günlük yorumlarımı takip edebilirsiniz. Bu döneme çok nazara dikkat edin. Göze dikkat edin. Enerjinizdeki düşüklere, baş dönmesi ve sırt ağrılarınıza dikkat edin. Etrafınızdaki enerjileri çok fazla kendinize çekiyorsunuz ve yorgun, halsiz, devamlı beyin alınganlık noktasına doğru hareket ediyor. O yüzden yaşamınızla alakalı çevrenizdeki birçok insanı ekart edin. Bu ara fazlasıyla düşüş yaşamayın. Çünkü çok yoğun bir iş temponuz var. Bununla birlikte çok satılmasını istediğiniz, uzun süredir işinizle bağlantılı, ortaklı bir kafeniz, restorantınız, yeriniz varsa bunlarla ilgili güzel anlaşmalar var. Ama enerjiniz o kadar kötü ki ya da nazar o kadar ağır ki hayır, o enerjiye bile inanmıyorsunuz. O yüzden sizden ricam, bol bol nazar duası, kurşun döktürün enerjinizi. Sirkeli suyla değiştirin. Çünkü yeni iş anlaşmalı, yenilikler var ama böyle akıcı geçmeyecek. Yani gün bitmeyecek, hafta bitmeyecek gibi konuşacaksınız. Ve en zor haftayı yaşayabilirsiniz ama iş bağlantılarınız, kuracağınız olaylar ve iletişimler çok yoğun olacak. Sadece para konularında hasarlar yaşayabilirsiniz. Bu dönem para harcamalarınıza, güvendiğiniz ve inandığınız iş bağlantılı insanlardan ne kadar destek alsanız da o kişilerin size maddi zararlar vereceği ve gereksizce para kaybedeceğiniz uyarı verebiliyor. Bazı oğlak burçları özellikle 6 Eylül'den itibaren çok güzel bir ortaklığı ve muhteşem bir gökyüzünün olumlu enerjisiyle birlikte güzel meyveleri yavaş yavaş toparlayıp bazı evraklarla ilgili de hızlı bir kazanç ve işinizle alakalı geri dönmek, haklarınızı almak ve burayla ilgili haksızlıklarınız varsa hepsini tek tek hayatınızın içerisine geçireceksiniz. Ve hatta ağlama bir modunuz olacak. Ya ben bunları hak etmiştim, Allah'ım şükürler olsun diyeceğimiz ve insanlar tarafından da girişimci ruhunuz, enerjinize göz kamaştıracak. Şimdiden yapacağınız işler size keyif versin, huzur versin ve büyük başarılar elde edeceğiniz gözüküyor. Bu ara hukuki konularla alakalı kendinizi zor ispatlayabilirsiniz. Kendinizle alakalı, evrelerle ilgili geçmişe ait inandığınız kişiler sizin arkanızdan gereksiz şahitlik yapıp hakkınızla alakalı noktaları gasp edebilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Yani bazı uğraştığımız mahkemeli konularla ilgili birileri fitnelik sokabilir ama sizin haklı olduğunuzu karşı taraf çok iyi anlayacak ama o insanların gerçek yüzünü alacaksınız. Ne kadar kötü konuşsalar sizin olumlu evreniz, yani mahkemeler ertelenecek. Sonra hukuki savaşınızı en iyi şekilde kendinizi ispatlayıp haklarınızı doğru şekilde almaya başlayacaksınız. Bu ara yeni iş anlaşmaları, beklediğiniz konularla ilgili de haklılığınız son derece olumlu ama karşı tarafın bakış açısının ve çevrenizdeki insanlara kendinize toplum olarak o kadar saygınlık yaratmışsınız ki ne olursa olsun kötü de söz söylesiniz, saygınlığınız size artık kazanç sağlayacak. Yöneticileriniz, patronunuz ya da siz bu noktanın patronunuz, sizinle bağlarınız daha bağlanacak, bağlar daha çok kuvvetlenecek. O yüzden evet, hatalar olsa da artı dönüşler sizin için, hatta meyvelerinizi de en iyi şekilde toparlayacaksınız. Hiç beklemediniz. Mesela diyeyim ki şu işe gitsem de acaba bu kapı bana, evet bu kapı size gerçekten açılacak. Yani inanılmaz derecede o kadar büyük enerjiniz etrafa yayılacak ki olmadık evreler, olmadık devreler sizin hayatınızda fırsatlar ve hani şans bahtınız olacağını gösteriyor. Özellikle de 22 Eylül, 23 Eylül ve 24 Eylül bunları çok fazla yaşayacağınız ve daha olumlu evreler içerisinde olacağınızı söyleyebilirim. Cesaret, kazanç ve aşk kapınızda. Hani netleşmesini istediğiniz bir ilişkiniz ve artık benimle ilgili geleceği nedir? Ben artık bundan olumlu bir sonuç alacağım mı diyorsanız, ayrıldıysanız bile ifadeler güzel bir şekilde barışma, birbirimizi anlama, hatta gelecek planlar içerisinde olacağımız nokta. Bazı evli olan oğlak burçlarında egolar tavan yapacak, sözler havada uçacak. Bence biraz egonuzu aşağı in, yoksa karınız ya da eşiniz sizi terk edecek. Biraz daha yumuşak akışlar, yani özen gösterin. Yoksa bunun sonu tehlikeye doğru gidiyor. Yani kaz gelecek yerden tavuk esir yiyecek gibi bir durumunuz var. Lütfen bunu yapmayın.
Bu ara ev alanınızda çok fazla kontrol altında olduğunuzu, insanların sizi fazlasıyla baskı içerisinde tuttuğunu düşünebilirsin. Bence alakasız. Siz çok özgür kalmak istiyorsunuz. Kendinizi dinlemek istiyorsunuz. Dinlemek istediğiniz için de evdeki sesler sizin kulağınıza baskı yapıyor olabilir. Yalnız oğlak burçları, sevgilisi olmayanlar, güzel fırsatlar, olumlu evreler var ama siz geçmişle ilgili geçmişte yaşıyorsunuz. Bence geleceğin farkında değilsiniz. Gelecek insanları da fark etmiyorsunuz. O yüzden şu geçmişi bir yoga, meditasyon, pilates, psikiyatri, psikolog, size inandığınız bir insanla bir konuşursanız, o hataları geride bırakıp yeni ışığa enerji açarsanız çok güzel bir evlilik kapınız da var. Bence siz bu evrede devam etmeyin. Artık gözünüzü dört açın. Güzel fırsatlar var. Sağlık olarak dikkat etmeniz gereken kalp, göğüs kafesiniz ve son zamanlarda uyku apneniz olabilir. Mutlaka ihmal etmeyin diyorum. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.